Meydan mitingleri her siyasi parti için, her blok için önemlidir. Partiler güçlü oldukları yerlerde özellikle bu meydan mitingleriyle kendi seçmenine, kendi tabanına bir mesaj vermek isterler. Kuşkusuz CHP'nin işte en güçlü olduğu yerlerden birisi İzmir'dir. Oradan bir mesaj vermesi önemlidir. Ama siyasi ve teknik analiz yaptığımız zaman bir önceki seçimi de dikkate alarak bugün bir cumhurbaşkanının seçimleri kazanabilmesi için 27-28 milyon oy alması gerekiyor. Bunu söylememin nedeni şu, Türkiye Partisi ve kıyılara hapsolmuş parti tanımlaması bizim siyasi literatürümüzde, siyasi partiler literatürümüzde, seçimlerle ilgili analizlerimizde çokça kullandığımız iki kavramdır. Dolayısıyla da bir parti bir bölgede, bir şehirde çok büyük meydan mitingleri de yapabilir ama önemli olan gerçekten Türkiye'nin bütün illerinde benzer toplulukları, benzer genişlikteki kitleleri toplayabilmektir önemli olan. Yani Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın mitinglerine biraz bu açıdan bakmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin her tarafında bu büyük mitingleri yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi epeyce bir partinin birleşiminden meydana gelen bir blokla hareket ediyor. Sonuçta bu tür kitleleri toplaması normaldir. Yani bunu İzmir'de toplayabilmesi de normaldir ama öbür taraftan meselenin sonuçta bir de Türkiye'nin bütün bölgeleri var. Yani AK Parti ile ilgili 21 yıllık seçim analizini yaptığınız zaman Türkiye Partisi olması meselesini en başa koyarız. Şimdi meselenin birinci kısmı bu. İkincisi, sizin sorduğunuz sorulara yine biraz daha geniş çerçeveden baktığımız zaman Sayın Erdoğan'ın muhalefete, Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelttiği bu eleştirilerin aslında altında şu yatıyor. Şimdi her gün işte savunma sanayinden, altyapı yatırımlarından, büyük yatırımlardan bahsediyoruz. Gerçekten de işte özellikle AK Parti'nin 2011 seçim beyannamesinde açıkladığı 2023 hedeflerinin büyük kısmını tamamladığını ve doğal olarak da bir siyasi partinin bunu böyle yapmasında da bir beis yoktur. İşte seçime gidildiği bir dönemde bunun sonuçlarını aslında topluma gösteriyor. Yani ben diyor şimdi ki... Şimdi yani yeni 2000... sigara tünelini açıyorsa açacak yani. Hani bunu ben gizli saklı yapayım diyecek hali yok. Yapmış ki açıyor. Yani şöyle demiyor. Yani olmayan bir şeyi göstermiyor. Yapılmayan bir şeyin açılışını yapmıyor. Yani burada bir başarısı var. O başarıyı da seçimlere gittiği dönemde seçmene göstermesi gerekiyor. Yani siyasetin doğasında bu var. Yani sonuçta verdiği sözleri tuttuğunu nasıl gösterecek? İcraatlarıyla gösterecek, yapıp ettikleriyle gösterecek. Şimdi burada tabii muhalefetle iktidar seçim kampanyasını yürütürken AK Parti, Cumhur İttifakı daha çok somut başlıklardan gidiyor. Yani her gün hakikaten Cumhuriyet tarihinin çok önemli açılışlarını gerçekleştiriyor ve bunu seçmene söylüyor. Muhalefet burada doğal olarak zorlanıyor. Niçin zorlanıyor? Şimdi bir tarafta somut bir siyaset var. Diğer taraftan da daha çok eleştiriye, perdelemeye, önemsizleştirmeye ve değersizleştirmeye dayanan bir seçim kampanyası var. Maalesef muhalefet burada bu tür büyük yatırımları, projeleri eleştirirken, önemsizleştirmeye çalışırken yanlış bir söylem ve dil kullanıyor. O yanlış söylem ve dil biraz ödünç bir söylem. O ödünç söylem mesela uluslararası çevrelerin bugüne kadar işte eleştirilerini alıp getirip iktidara yönelik olarak kullanıyor. Ya da işte Türkiye'de bu yatırımları sonuçta özel sektör eliyle de oluyor. Yani işte uzaydan insan ithal edip ya da yurt dışından işte müteahhit ithal edip de bunları yapmıyorsunuz. Yani kendi insan sermayenizle bunu yapıyorsunuz. Ama burada da muhalefet uzun süredir maalesef Türkiye'deki iş insanlarına yönelik olarak işte iktidara gelmeleri durumunda el koymaktan tutunuz da işte çeşitli iş adamlarını doğrudan hedef alan bir dil kullanıyor. Ama aynı dili, aynı söylemi İçeride peşkeş çekmek olarak kullanırken öbür taraftan da diyor ki uluslararası alandan sermaye çekeceğim. Hatta bazı şirketlerin ismini vererek bazı yerlerin
işte Atatürk Havalimanı son günlerde tartışılan, bunları tahsis edeceğini söylüyor. O zaman burada da işte iktidarın da ya da Cumhur İttifakı'nın, Sayın Erdoğan'ın da çıkıp ya siz ne yapıyorsunuz? Yani bir taraftan içerideki iş insanlarımızı itibarsızlaştırıyorsunuz. İktidara gelmeniz durumunda bunlara el koyacağınızı bir revanşist dille, söylemle ifade ediyorsunuz. Ama öbür taraftan da yurt dışından buraya getireceğiniz iş insanlarını da farklı bir yerde konumlandırıyorsunuz. Yani onlara tahsis edilirken çok pozitif bir dille konuşuyorsunuz. Ama içerideki usulüne, hukuka uygun olarak yapılan tahsisleri de farklı eleştirilerle, hatta el koyma mantığıyla işte iktidar olmanız durumunda bunların sonunu getireceğinizi söylüyorsunuz. Şimdi böyle bir dil kullandığınız zaman doğal evet. olarak da bu yatırımları yapan iktidar tarafından bu tür kavramlarla, kelimelerle eleştirilmeniz normaldir. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi hep kendisini şöyle tanımlar. Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak tanımlar. Cumhuriyet'in bir kurucu partisi kuşkusuz Türkiye'de eksik varsa, yanlış varsa bunu eleştirmesi gerekir. Bunu ortaya çıkarması gerekir ama bu eleştirileri yaparken de uluslararası çevrelerden Türkiye'ye, devlete yönelik olarak yapılan eleştirileri ödünç alarak iktidara kullanmaz. Peki. Meselenin aslında biraz daha gerçeklik halini ben bu bakış açıları üzerinden değerlendirebilirim.